Ya gündüz vakti olsaydı, ya çocuklar okuldayken böyle bir felaketi yaşamış olsaydık, bir ne olacaktı? Şimdi neyse ki böyle bir durum olmadı, şükür facia kıl payı atlatıldı. Şimdi orada öğrenciler var, o öğrencilerin eğitimleri, bu ne olacak? Aklımızda bir sürü soru ama bir yandan da manşet, bir şey olmaz kafası. Gidiyor. Okul gidiyor. Okul gidiyor. Titriyor. Üniversitede birisi var mı? Yok herhalde. Saniyeler içinde inşaatın istinat duvarı yıkıldı. Ardından da yanındaki üniversitenin bir bölümü, her yer toz duman oldu. Civardaki bir öğrenci yurdu ve 6 bina boşaltıldı. İstanbul'da üniversite binasının çöktüğü bu anlar pazar günü yaşandı. Öğrenciler okulda değildi, faciadan dönüldü. Baktık oradan duvar yarılmış. Bizim taraflardan da hasar almış ve 4 yıldır bunlar bizi sallıyor. Bizim hiçbir hayat güvencemiz yok. İstanbul Küçükçekmece'de konut projesi yapılan bu alanda derin bir temel kazıldı. Çevredeki binaların zarar görmemesi için de fore kazıklar ve o kazıkları sağlamlaştıracak kuşaklar da çekildi, ancak yine de ortaya bu korkunç manzara çıktı. Uzmanlara göre yapılması gereken her şey kurallara uygun yapılsaydı İşte bu manzara oluşmayacaktı. İnşaat temelinde bulunan fore kazıklarının olağan dışı hareketliliği tespit edilmiştir. Demek ki projeleri yetkin insanlar yapmıyor ve yapılırken gerekli kontroller sağlanmıyor. Fore kazıklardaki hareketliliğin ardından üniversite binası tamamen boşaltıldı. Çok geçmeden önce istinat duvarı, sonra da üniversite binasının bir kısmı çöktü. Olayın olduğu gün binamızda biraz hareket görünce buradaki çalışmalarınız bize zarar vermektedir diye. Fakat onlar bir şey olmaz deyince biz personelleri tahliye ettik. Öğrencilerimiz Allah'tan yoktu. Şantiyede çalışmalar devam ederken çevredeki binalarda sarsıntılar, çatlaklar oluştu. İddiaya göre üniversiteden hocalar şantiyedeki yetkilileri de uyardılar, ancak bir şey olmaz denilerek tedbir alınmadı. Saatler sonrasında da yıkım gerçekleşti. Şimdi bu yıkım neden oldu? Hesaplamalarda bir hata mı var? İnceleniyor. Tabii ki tedbirler alınmadı. 4 yıldır zaten biz evin içinde sürekli sallanıyoruz. Arel Üniversitesi uzaktan eğitime geçti. Can kaybı yaşanmaması tek teselliydi. Ancak özellikle İstanbul'da temel su aldığında ya da eğime göre fore kazık imal edilmediğinde, kontrolü de sağlanmadığında benzer tehlikeler her an yaşanabilir İnşaat Mühendisleri Odası'na göre. Bugün gördüğümüz bu hareket bir günde, bir saat içinde oluşan bir şey değil. Zaman içerisinde oluşan deformasyonlar oluyor. Gözlenip buna uygun tedbirlerin alınması gerekirdi.